Baykuş kız kazara bir asteroidi yörüngesinden çıkarır. Asteroid dünyaya düşer. Pijamaskeliler asteroidi tekrar uzaya göndermenin bir yolunu bulmak zorunda. Kötü hissetme Amaya. Kimse ondan kaçamazdı. Sayende müthiş bir okul gezisine çıktık. Vay canına. Onu uzaya geri göndermeliyiz. Çok uzaklara yollamalıyız. Nasıl? Hiç fikrin var mı Amaya? Genelde uzayla ilgili çok kitap olurdu. Ya neredeler? Ha? Amaya! Bir şeyler düşünmesi için Pijabot'a gidelim, olur mu? Evet, o uzay işlerinde harikadır. Demek karargahın pençeleri ne diyorsun? Uzaya çıkarmak için onları kullanacaksın. Güzel plan, değil mi Baykuş kız? Özellikle de şimdi. Bakın Romeo geliyor. Çabuk ol robot, bu sefer işi batırma, tamam mı? Olduğunuz yerde kalın. Hallederim efendim. Pijabot hazırlanana kadar gözlerimi senden ayırmam. Müze kapısı şu anda açık. Kim var orada? Geri dön. Baykuş kız. Buradaydı. Kim? Gördüğüm şu çocuk. Ayak seslerini duydum ve şu parıltıyı gördüm. Parıltı mı? O gündüz gördüğüm çocuktu. Belki bu konuda bir şeyler biliyordur. Asteroidin neden yüklü olduğunu ve niye önüme fırladığını. Belki de zamanında görememişsindir. Ha? Bunu telafi etmeliyiz. Mühim olan bu. Tamam mı? Haklısın. Odaklanalım. İşi basit tutalım. Çocuklar, yeterince odaklanamadım. Romeo'nun bizi ateş etmesi senin suçun değil. Düşünüyordum. Sen de kimsin? Ben mi? Ben Newton. Ama geceleri Newton yıldızı oluyorum. Merhaba. Uzaydasın. Özel güçlerin var. Ve kütüphanede olan da sendin. Evet, oraya çok giderim. Dün gece dünyaya fırlattığım asteroidi ne yapmam gerektiğini çözmeye çalışıyordum. Sen mi fırlattın? Ben değil miydim? Asteroidi araştırıyordum ama kazara onu uzay geminize fırlatıverdim işte. Daha önce o yüzden kaçtım. Kızacağınızı düşünmüştüm. Gördüğünüz gibi ara sıra herkes hata yapabilir. Bunda sorun yok. Çünkü önemli olan bunları düzeltmeye çalışmaktır.